Evet. Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar. Tekrar yeni bir webinarda buluştuk. Biliyorsunuz dijital dönüşümde, insan kaynakları uygulamalarında çok başarılı, güzel programlar yapmış. Önemli kurumları buraya çağırıyoruz, konuk ediyoruz. Onlarla sohbetler yapıyoruz. Bugün bizim için çok çok değerli bir konuğumuz var. Bizim bu Peopleizen serüveninde işte girişimimizde diyeyim. Hani fikirden başladık biliyorsunuz. Dijital tarafta dönüşümde bize her adımda destek vermiş İş Bankası'nı davet ettik. Aslı Hanım da çok sağ olsun katıldı aramıza. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hani her kurumla tabii yakın çalışıyoruz ama sizlerin yeri ayrı bizim için. Her zaman beraber ürün yaptık. Sadece bir iki firma var böyle çok yakın çalıştığımız. Biz bugün çok başarılı programlar var dijital tarafta. Yani çok konu var aslında tabii sizin yaptığınız ama hani özellikle dinlemek isteyen katılımcıların ilgi duyduğu alanlardan doğru beraber konuşuruz. Belki her şeyi yapamayız ama gerçekten çok program var İş Bankası'nın içinde. Hatta İş Bankası biliyorsunuz girişimlerin dijital dönüşümüne fon olarak da destek veren bir firma. Evet. Hani yatırım da yapıyor, müthiş bir ekosistem desteği var. Ben şeyden çok da uzatmadan girişi Aslı Hanım'dan birazcık hani kendisini tanıtmasını rica edeceğim, görevini yapıyor ve sonra da soru cevap sohbet şeklinde devam edeceğiz. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Hakikaten çok güzel bir birlikteliğimiz var bizim Peopleizen firmasıyla devam eden ve bizim de hayatımızı çok kolaylaştıran hakikaten uygulamalarımızla. Çok kısa tanıtayım ben kendimi. Ben Ankaralıyım. Hep Ankara'da doğup büyüdüm. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. Okuldan sonra bir buçuk yıl kadar falan Ankara'da bilgisayar firmalarında çalıştım. İşte yazılım, test, eğitim gibi. Acıları. Sonrasında işte yolum İş Bankası'yla buluştu. Tamamen tesadüf eseri. Ve yazılım geliştirme müdürlüğünde başladım İş Bankası'nda da. Memur olarak başladım. Tüm bu yapılan bankadaki yazılımların, müşteri ayağı olan her türlü yazılımın testlerinde görev aldım. Bir 8 yıl falan. Sonra yönetici kadroya atanınca insan kaynaklarına atamam oldu. Burada da bir 3 yıl kadar projelerde görev aldım insan kaynakları uygulamalarının yenilenmesi projelerinde. Sonra ikizlerim oldu. Bir 9 ay çalışma hayatına ara verdim. Sonra geri döndüğümde de artık tamamen insan kaynakları süreçlerinde çalışmaya başladım. Bir 10 yıl falan işte kariyer biriminde görev aldım, işe aldım, nakil, çalışanların yükseltilmesi süreçlerinde. Son 3 yıldır da işe alım süreçlerinden sorumlu birim müdürü olarak görev yapıyorum. Yani İş Bankası'nda yaklaşık bir 22 yıldır falan çalışıyorum. Harika, müthiş bir şey. Yani bir firma. Uzun diyor. Bir de evet. Beni şey çok etkilemişti işte LinkedIn'den şeyi bakarken de yani yazılım tarafından geldiğiniz için de çok güzel bir bakışınız var. Beraber ürün yapabiliyoruz yani. O çok güzel oluyor. İnsan kaynaklarının giderek dijitalleştiği böyle agile'ın çok önemli olduğu yerde o çok çok önemli bir bakış açısı. Evet. İki dünya birbirine giriyor ve işte sizin gibi mentorlar çok kritik. Hani buralarda emek harcamış, iki tarafı bilen, hani bir şeyde yapan. Bizim için de çok değerli oldu. Sizi nasıl kandırdılar insan kaynaklarına? Biz de aslında çok kandırma değil. Biraz bu tür yönetici atamaları doğrudan hani sizin niteliklerinize göre olur. Burada da tam böyle yürüyen bir işe alım projesi, işe alım diyorum. İnsan kaynakları projesi olunca aslında ilk ben de çok şaşırdım insan kaynaklarını görünce böyle aa falan diye şaşırmıştım atamam olduğunda. Ama aslında gelince anlıyorsunuz. Hani orada projelerde görev almak üzere aslında gelmişim. Evet, dönüştüm en fazla başladım. Evet yani o zaman diğer tüm süreçlerimiz bir ana program altında toplanıyordu. O çalışmalarda yer almıştım. Sonrasında da hani bir şekilde burada kalınca da burada evrilip hayatım insan kaynakları oluverdi. Seviyorum da güzel de olmuş yani sevdiğim de bir alan. Çok iyi. Ben o zaman şeyi sorayım hemen Aslı Hanım size. Sizin dijital tarafta birkaç değişik programınız var aslında işe alım arasında. Hani bu dijitalleşme nasıl başladı, nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, neler yaşadınız? Böyle kısaca özetleyebilirseniz katılımcılar çok faydalanıyorlar o journey'lerden. Yani bizim yani bir kere işe alım çok zevkli bir iş. Biz bankamız genel olarak yönetici pozisyonu almayan, hani baştan alıp yetiştiren bir kurum. O yüzden de hedef kitlemiz hep öğrenciler ve genç profesyoneller. İşimiz hep gençlerle olduğu için çok zevkli bir bakıma. Ama bir yandan da zor yönü şu,
Yani Türkiye'nin dört bir yanına yaygın şube ağımız var ve alımlarımız dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde olabiliyor ya da yurt dışındaki şubeler için de olabiliyor. Bu noktada bizi çok zorluyordu. Yani bir alım sınavı yapmak, işte bütün malzemeleri toplayıp ilgili bölgeye gidiyorsunuz. Yani bir sürü bölgede şubemiz var ve oralara gidip operasyonel süreci çok yüksek bir alım sınavı sürecimiz vardı. Onların güvenliğini sağlamak, soruları, cevapları alıp geri gelmek, burada optik okutmak vesaire gibi bayağı bir operasyonel sürecimiz vardı. İlk aslında bununla başladık biz. Yani bu memur dediğim, hani Türkiye'nin dört bir yanına alınan şubelere alınan memurları bir dijital platforma taşımak istedik. Bu noktada işte 2017 yılında sizinle yolumuz çakıştı ve 2018'den sonra da artık tüm bu sınav sürecimizi hem gerek yazılı sınav, genel yetenek sınavı hem de sonrasında yaptığımız yetkinlik bazlı mülakat aşamalarını tamamen online sisteme taşıdık. Ve yani inanılmaz kolaylaştı hayat. Eskiden olduğu gibi böyle bir soru güvenliği derdimiz yok. Oralara gittin geldin, ekip oluşturdun, bunlar bitti. Arkasından da hani bunların tabii incelenmesi, sonuçlandırılması, bunların hepsi çok sistematik, çok kolay bir tabii yola döndü. Ve hani oradan başladıktan sonra da artık bunu bütün alımlarımıza doğru taşımaya başladık. Şu anda hani dijital platformda almadığımız sadece mavi yaka kaldı. Onları da şu anda onun da devam ediyor, o tarafı da ona geçirmek için. Bütün süreçlerimiz online yürüyor ve çok da memnunuz. Evet. Hatta şeyde sizinle de bayağı bir geliştirme de yaptık arkada. İhtiyaç doğdukça onu geliştire gitti. Evet, evet. Burada... O yönden de çok güzel oluyor. Hani birlikte yürüttüğümüz için çok da hızlı ve kısa sürede de sonuç alabiliyoruz. Evet. Yani çok büyük firmalarla çalıştığınızda aslında biraz onun zorluğu oluyor. Yani bir değişiklik yapılması, onun uygulamaya konulması vesaire sizi çok zorluyor bazen. Evet. Ama sizinle böyle hop 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 hemen hızlı hızlı hareket etmek de bizim açımızdan çok hakikaten avantaj oluyor. Oluyor. Bizim oluyor. Yok, bütün burada işte katılımcı arkadaşlarımız var. İşte Mercedes'ten olsun, Allianz'tan olsun şeyden. Onlar da biliyorlar. Bir yani ürün aslında sizin kullanımınızla güzel iyileşiyor ve biz de tabii yola ilk çıktığımızda hani böyle bu kadar büyük volümlerde bu kadar çok iş yapacağımızı pek düşünememiştik. Bir anda hani Türkiye'nin en büyük test platformu olduk. Evet, evet. Şeyleri çözüyoruz. Sizin tabii sadece işe alım genç yetenekleri alıyorsunuz ama arkada bir de dijital geliştirme kariyer platformuna dönüşüyor. Anladığım kadarıyla. Evet, yavaş yavaş ona dönüyor. Aynı doğru gidiyor, oraya doğru. Oradaki şeyi daha çok siz mi itiyorsunuz İş Bankası'nın içine, yoksa İş Bankası yöneticileri hadi bunu da online'a taşıyalım diye çekiyorlar mı sizi, HR'ı? Hani nasıl? Vallahi çekiyorlar. Aslında bizim şimdi bankanın genel gidişatı da dijitalleşmeye çok odaklı olduğu için hani bir yandan çevik atölye, dijitalleşme, bunlar ana odak noktası şu anda bankanın. O yüzden bu konu bizim için çok avantajlı bir konu. Ne yapmak istesek destek görüyor. Normal staj programımız vardı üniversite öğrencileri için, masterclass diye. Aslında geçen dönemde hani Ocak-Mart döneminde başvurularını alırken de hani olur mu, olmaz mı, bu pandemi ne olacak şüpheleriyle başvuruya başladık. Ama hani bu süreç olunca zaten bir dijital platformda bir geliştirme programı yapmak istiyorduk. Vesileyle aslında birden o sürece de girmiş olduk pandemi olunca. O da güzel oldu. Yani hani her şeyi online sistemde yine yürüttük. Her türlü vaka çalışmaları, işte atölyeler, eğitimler, bankadan pek çok yöneticimiz çok destek oldu. Çünkü bankacılığı biraz da gençlere tanıtmak istiyoruz. Hani ben de dahil bütün yeni mezunların bankacılığa karşı biraz bir ön yargısı oluyor. Yani ben bile üniversitedeyken bizim bir üst dönemden girenler olduğunda hep ya 4 yıl boşa mı okudu, neden gidip bankaya, hatta İş Bankası'na girene demiştim bunu. 4 yıl boşa mı okudu bu kız, deli mi falan gibi cümleler sarf etmiştim. Orada yazılmış herhalde, sen bilin. Bir de işe al onları demiş. Aynen. Yani bankacılığı da tanıtma hedefimiz de olduğu için bütün bölümlerden pek çok yöneticimiz hiç bizi kırmadan ne iş yapıyorlar, bankacılıkta ne tür süreçler var, bunları çok canı gönülden yani destekleyerek anlattılar. Aynı zamanda birçok firmayla da iletişime geçtik. Onlarla işbirliği yaptık. İşte online vaka çalışmaları yaptık, atölyeler yaptık. Çocuklara bir saatlik koçluk. Aa, süper. Dondu. Aslan'ın düştü galiba. 2 dakika verelim Aslan'ın dönsün. Arada böyle kopukluk olabiliyor arkadaşlar. Evet.
beni görebiliyorsunuz herhalde. Bir teyit atarsanız konuşma tarafından Aslı Hanım katılır şimdi. Evet, sanırım Aslı Hanım'ın şeyinden kaynaklandı. 2 dakika bekleyelim arkadaşlar. Bu arada ben de hani İş Bankası adına konuşmak gibi olmasın ama tabii gerçekten stajı online'a taşıyıp şey yapmak çok çok önemli oldu bu dönem. Biz onboarding tool'umuzu, bazılarınızın da kullandığı onboarding tool'umuzu aslında Aslı Hanım'ın ekibiyle beraber tasarladık, geliştirdik. Testleri, bazı ekranları ve bunun işte değişik uygulamalarda işte staj olsun, işe başlatma olsun, işten çıkarma olsun, çok güzel yaptık. Aslında ben tam sizi değil mi? Görüyordum. Ben sizi görüyordum da bir türlü giremedim. Bağlantı gitti herhalde. Kusura bakmayın. Evet, oluyor. Siz tam şeyi anlatıyordunuz. Evet, gelişim programını. Yani gerçekten güzel oldu. Orada da hani hiçbir zorluk yaşamadık. O firmalardan destek aldık, dediğim gibi ideaton yaptık, çocuklarla çeşitli sosyal etkinlikler yaptık. Biraz da bizim için de yeni bir süreç olduğu için çocukların da ne istediğini de dinleyerek de ilerledik. İşte daha çok sosyallik olsun, tamam akşam buluşalım gibi falan. Hani böyle güzel bir aylık bir süreç oldu. Sonuçta da memnun da kaldılar hani yaptığımız anketlerden de memnun kaldıklarını gördük. Artık onu da bir yan ürün olarak bir yandan yürüteceğiz. Hani staj diyemedik adına. Hani staj demek biraz şey geldi bize. Yani staj değil çünkü. Gelip de burada bir kurumu teneffüs edip buradaki süreçlere birebir katıldığı bir deneyim yaşamadı. Ama dışarıdan bankayı tanıdığı, işte kendini geliştirmek için bir takım eğitimler aldığı farklı bir gelişim programı oldu. Gelişim o yüzden programı. Aynen. Dijital gelişim programı dedik ona da. Yine onu da sürdüreceğiz. Güzel oldu. Orada tabii sizin yine ürününüzden çok faydalandık. Harmonize'ı kullandık. Evet, adayların... Ben de beraber geliştirdik aslında. Evet. Ürün derken orada çok yardımınızı aldık. Başak Hanım. O da güzel oldu. Bilmiyorum ama sağ olsunlar. Ekibi burada bizimle bayağı ekran çalıştılar. İşte evet. Çalıştılar. Bunun da böyle kullanılmasına çok mutlu oldum. Çünkü mesela Pladis var, işte şey offboarding kullanıyor, işte farklı firmalar var, değişik journey'ler tasarlıyor, yetenek, işte gelişim programı. Hani kurduğunuz ürünün farklı farklı süreçlerde işe yaraması çok güzel oluyor onları. Evet, evet. Yani stajın tüm adımlarını, kişi ne yapacak, geri bildirimini alma kısımlarını hep onun üzerinden yürüttük. Hatta şu an onboarding'de de aslında kullanıyoruz. Evden, sistem uzmanlarımız doğrudan evden işe başlıyor yeni başlayanlar şimdi ofiste çalışmadıkları için. Onların da yine eğitim süreci, işte neler yapacağı, nasıl ofis tanıtımı gibi şeyleri yine o Harmonize üzerinden yürütüyoruz. Yakında inşallah tüm evrak sürecini de oraya taşıyacağız. Oraya şimdi onunla ilgili çalışıyoruz. İşe giriş öncesi evrak sürecini. Evet, en zor o. Onu da taşırsak aslında o da çok kolay, rahatlık olacak bizim için. Zaman içerisinde şey yapabiliriz. Evet. Siz o zaman dijital onboarding uzaktan başlatma sürecini daha da derinleşeceğini öngörüyorsunuz herhalde. Evet. Orada devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Aslında normal stajı da tamamen online yürütüyoruz biz. Yani masterclass, bu fiziki gelip yapılan ofisin de tüm seçim süreçleri. Hani genel yetenek, işte oradaki evrak süreci de orada daha kısıtlı olduğu için o çok kapsamlı değil. İşte mülakatı, evraklarını yüklemesi, yani adaylarla aslında staja geldiği gün tanışmış gibi oluyoruz. Bütün o süreç online Peoplize ve Harmonize üstünde yürüyor. İleride neler var? Hani pipeline'da yeni şeyler. Ben şeyi de hatırlıyorum. Oyun firmasıyla çok güzel bir iş bankası tasarlamıştınız. Hani ne yani tabii işe alım tarafı değil ama bayağı dijitalleşmede farklı şeyler de kullanıyorsunuz. Evet, biraz bunlardan bahsedebilirseniz süper olur. Aynen. Yani uzman ve müfettiş katmayayım. Uzman ve sistem uzmanı alımlarında oyun bazlı değerlendirme, bu değerlendirme merkezi aktivitelerine geldiklerinde bizim Tuzla'da bir değerlendirme merkezimiz var. Yetenek yönetimi, eğitim ve değerlendirme. Orada katılıyorlar. Oraya geldiklerinde aynı zamanda kuruma uygunluklarına saptamak amacıyla hem oyun bazlı bir değerlendirme yapıyoruz, hem dijital yetkinliklerini ölçmek amaçlı bir durum yargı testi yapıyoruz. Buna ekliyoruz. Kişilik envanteri yapıyoruz. Yeniliklerimiz onlar. Bundan sonraki adım, şimdi bu değerlendirme merkezi aşamalarını da online platforma taşımak istiyoruz. Hani onlar hala, çünkü biz direkt
Tuzla'da yapıyoruz ve hele özellikle bu pandemi hattında gelmek istemeyen aday çok oluyor. Cesaret edemiyor. Yani şehirler arası ya da buraya taşımak yerine yapabildiğimiz oranda değerlendirme merkezini de online platforma taşımaya çalışacağız. Evet. Biz orada biliyorsunuz Denizbank, Coca-Cola, Ford, Arçelik gibi bazı firmalarla bir şeyler yaptık. Hani onların webinarını yapacağız, size duyuracağım onları da. Hani online, evet, yetkinlikleri, çünkü siz de katılır mısınız bilmiyorum ama sürecin çok sonuna kalıyor tabii. Ve hani değerlendirmede geç kalabiliyoruz. Çok adayla bazen vakit harcamış olabiliyoruz. Sonra bir dediğiniz gibi Tuzla'ya çağırdı, geldi, gitti. Gitti, aynen. Zor artık derken bir chatbot bazlı bir ürün yaptık. Belki işte oralarda da beraber çalışmamız olabilir. Eğlenceli olur. Aynen. Ekibi şeyde, dijitalleşmede aslında bir şey söyleyeyim size. Ekibinizle şimdi tabii başka bir kafa yapısı gerekiyor. Belki tabii ben biraz daha yılımı aldım. Hani siz de 22 yıldır buradasınız, aslında dijitale yakınsınız ama ekibin dijitalleşmesi süreçlerinde, işte öyle düşünmenin sürecinde en çok ne faydalı oldu size? Yani gençler mi daha kolay yapıyor, yoksa merak mı gerekiyor? Öyle. Ya benim ekibim çok genç bir ekip. O yüzden yani ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani burada kötü bir örnek olacağım. Hiç öyle bir direnen, kullanmak istemeyen bir hani ekip arkadaşıyla denk gelmedim. Hepsi gayet motive bu konuda, istekli. Geliştirdiğimiz ürünü de çok rahat kullanabilen ve istekli kişiler. O yüzden hani çok o yönde bir sıkıntı yaşamadım. Ama bankanın da işte yönü orası olduğu için zaten çoğu kişi de buna zihnen hazır. Hani herkes süreçlerini daha nasıl dijitalleştirebilirim, daha nasıl kolay yapabilirim bakış açısı içinde. Hani biz bir tık şanslıyız çünkü süreçlerimiz buna çok uygun bir süreç. Gençlere hitap eden şeyler, hani şimdi başvuru sistemimizi de komple biliyorsunuz yine birlikte yaptığımız süreç. Hani gençlere daha yönelik olacak, daha dinamik bir sistemle değiştirmeye çalışıyoruz. Hani bu açıdan biz biraz şanslıyız. Ne yapsak hep karşımızdaki kitle buna hazır bir kitle olduğu için adımlarımızı rahat atıyoruz. Hani endişe, o kullanabilir mi, yapabilir mi gibi bir durum olmayan bir kitle karşımızdaki. Evet. Zıttına bir an evvel geçmemiz gereken bir süreç içindeyiz. O yüzden ekip anlamında da, hani başvuru yapan adaylar anlamında da bir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Dijitalleşme projeleri yapacak, işte MT programlarını, stajı dijitale taşıyacak şeylerini önerirsiniz? Hani biz bunları yaşadık bakın diyeceğiniz, hani lessons learned, hani bunlar da yaşanıyor diyeceğiniz neler var? Ya güzel bir program oluşturmak gerekiyor bir kere başta. Ve o programı uygulayacak iyi de bir platformunuz olması lazım. Hani teknik aksaklıklar yaşamayacak şekilde. Artı firma işbirlikleri hakikaten güzel oluyor. Yani kendin bir şeyleri baştan keşfetmektense, hani bu konuda zaten yetkin, iyi vaka analizi yapan, işte çeşitli etkinlikleri olan firmalarla görüşüp onlardan destek almak fayda sağlıyor. Ve gençlerle biraz iletişimi sıkı tutmak gerekiyor. Yani online tabii yüz yüze gibi değil. Yani kamerasını kapatıyor. Hani ilgileniyor mu, ilgilenmiyor mu, biraz interaktifliğe, hani onların hep orada olduğunu takip etmeye ihtiyaç oluyor. Biz biraz devam zorunluluğu tuttuk mesela. Aslında yola 60 kişiyle başladık. Sonuçta 51 kişi bitirdi. Katılım sağlamayan, o gerekli hassasiyeti göstermeyen kişileri programdan çıkardık sonuçta. Hani biraz o şeyi, dinamiği canlı tutmak gerekiyor. Sadece gelişim programı değil, aynı zamanda sosyal. Hani program dışı biraz kaynaşma, sosyallik, onların da birbirine kaynaşması önemli. Çünkü her biri kendi bireysel evinden bağlanıyor ve ortada bir ortaklık yok. Bir araya geldikleri bir alan yok. Hani sadece vaka çalışmalarında vesaire ekip olarak çalıştıkça ya da en son işte bir proje yaptı her biri ekipler halinde. O projelerde bir araya geldiklerinde daha iyi tanımaya başlıyorlar birbirlerini. Hani o aralarındaki dinamiği sağlayacak böyle biraz da eğlence odakları katmak da önemli programa. Sadece böyle bir hani yüksek lisans programıymış gibi kendi başına gelsin gitsin gibi olması o birlikteliği zedeliyor. Onlar önemli geldi bana. Onun dışında hani programın da net olması önemli. Çünkü ne yapacağını bilmiyor çocuk geldiğinde. Önünde hangi gün, neye katılacak, ne kadar sürecek, kimlerle bir arada olacak. Onları görmesi güzel. Adım adım şey, evet. Dashboard. Yani kendi de yani kendini rahat hissetmesi lazım. Nereye geldim, ne yapacağım, sırada ne var, bunları görmesi önemli. Güzel geri bildirimler aldık dediniz. En çok neyi sevmişler? En çok hani bu staj online, işte bütün o süreçte en çok hangi şey öne çıkmış?
samimiyeti sevdik. Onu çok kişi vurgulamış. Hani bizim çalışanlar da birebir katılan kişiler de dediğim gibi çok istekliydi. Hakikaten tam izin dönemi, yaz döneminde bizim staj. Ama gittiği yerden bağlanıp çocuklarla konuşan, sunum projesini dinleyen çalışma arkadaşlarımız oldu. Hani samimiyetten memnun kalmışlar. Programın ciddiyetinden, verilen değerden memnun kalmışlardı. Yapılan vaka çalışmaları, işte o firmalardan aldığımız destek mesela burada ön plana çıktı. Vaka çalışmalarını sevmişlerdi. Bir de şey yaptık biz, bir kısmını çevik çalışma modelini de tanımaları açısından çevik atölye tarafında da görevlendirdik. Aslında hani orayı biraz açsanız çok güzel olur. Ben hani çevik Agile'a çok önem veriyorum. Hani evet. HR'a çok nüfus etmesi gereken, bizim her sürecimize girmesi gereken. Evet, evet. Orayı biraz açsanız süper olur. Hani neler gençler orada. Bizde şimdi çevik çalışma modeli tabii apayrı bir model. Birbirinden farklı disiplinden kişilerin bir araya geldiği ve belirli sürelerle belli plan dahilinde ilerlenen bir çalışma programı. O yüzden hani orada çalışabilecek kişilerin aslında ekip çalışmasına yatkın. İşte çevik çalışmayı böyle anlık durum, o proje bitti yeni bir şey üzerine çalışma gibi böyle uyum sağlayabilecek biraz o niteliklere uygun kişiler olması gerekiyor. Orada da şimdi banka o yönde bayağı bir yayılım halinde. Bizde de gitgide yavaş yavaş bölümlere yayılıyor bu çevik çalışma modeli. Hani iş yapış şekillerinizi de buna göre ayarlamanız gerekiyor. Biraz bu yeni çalışma modelini tanımaları açısından aslında biz bu seneki masterclass staj programını iki parçaya bölmüştük. Hani klasik düzen çalışan bölümlerde bir müddet kalıp daha sonra da çevik çalışma metodolojisiyle çalışan yerlere gidip bir de oradaki sistematiği de görmeleri açısından diye. Tabii gerçekleşemeyince en azından bu dijital platformda o şekilde bir ekip oluşturup onlar projelerini orada hazırlasın diye oraya bir ekip koyduk. O da güzel oldu. Tabii öyle bir çalışma sistematiğini deneyimlemek önemli. Bundan da memnun kaldılar orada yer almaktan. Yani güzel bir şey. Sanki gerçek hayatta Agile bir proje yapar gibi girip orada projeleri yaptı. Girip orada onlarla birlikte birebir çalıştılar. Evet, güzel bir deneyim. Yani staj hakikaten gençler için çok önemli ve yani geleceğini şekillendirmede önemli bir adım bence. O yüzden içeriğini güzel oluşturmak, onlara iyi bir ortam sağlamak önemli. Çünkü karar veriyor yani bu iş bana göre ya da değil diye. Yani sizin için bir staj programı ama aslında geleceğinizi ortaya koyuyorsunuz. Orada ne kadar ona gerçekçi, güzel bir ortam sağlarsanız ya bu iş bana uygun deyip geldiğinde de kalıcılığı o kadar fazla olacak. Allayıp pullayıp olmayanı göstermek de yanlış. Gerçekten seveceği bir işse gelmesi önemli. İşte o gerçekten iş bana mı uygun, ben işe uygun muyum, bütün bu şeyleri karartmamız evet. Bir şey. Tabii, önemli evet. Bir aşama. O yüzden biz her sene gerçekten çok ciddi bir emek harcıyoruz bu staj konusunda. Sağ olsun dediğim gibi bankada da çok ciddi bir destek var. Hiç kimse yani kime gitsek hiç kimse aman bana verme öğrenci diyen hiçbir yer olmuyor. Hepsi var gücüyle destek oluyorlar bize. O da hep arkamızda olduklarını hissettiğimiz için rahatız o konuda. Çok iyi. Çok önemli bir noktaya değindiniz. İşte tek başına HR'ın yapabileceği bir şey değil. Değil. Tabii değil. Birlikte yapılacak bir çalışma. Aynen. Geçen hafta Mercedes'ten işte Başak Hanım da vardı. Hani PEP programını anlattı. Aynı benzer hani şeyleri o da dile getirdi. 2002'den beri yapıyorlar onlar da. Hani oldukça şey, ben tabii öyle deyince aklıma kendi yaptığım ilk staj geldi. Tam dediniz ya hani insan karar veriyor gerçekten. Evet, gerçekten 96 öyle. 96 yılında Amerika'da Rockwell Avionics diye bir şirkette yaptım ben de stajımı. Orada benden şey istediler. İlk defa yönetici olmuş kişilerin eğitim ihtiyaçlarını çıkar diye. O süreç çok zordu yani. Ben böyle yanlış yerlere girdim. İşte yanlış insanlarla konuştum, bir sürü şey yaptım ama sonuçta bayağı güzel bir rapor çıkardım. Uğraştım, dedim sunum yaptım, çok iyiymiş falan dediler. Sonra orada aldığım feedbacklerle şey hissetmiştim. Ya böyle bir yerde ben bu işi yapmak isterim gerçekten. Evet, o önemli. O şey hissettiğiniz anda o mesleğe giriyorsunuz işte. Gidiyor. Aynen öyle. Ben tamamen mesleğimden bağımsız yaptım. Evet. Ben hep diş hekimi olmak isterdim. En sonunda babam dedi ki tamam dedi sana bir yer ayarlayalım git bir deneyimle şu iş dedi. Bir 5-6 ay kadar Ankara'da eskiden Sevgi Hastanesi vardı belki Ankaralılar bilir. Orada bir diş hekiminin asistanlığını yaptım. Ve diş çek benim için bitti orada. Yok dedim ya yanlış bir karar. Hani okurken bir de istatistik okurken onu denedim. Sonra yani kendi mesleğime hakikaten her işte bir hayır. Daha çok evet, staj işte sizin gücü. Evet gücüm. Yani deneyimlemek en güzeli deneyimlemek. Bir işin size uygun olup olmadığını anlamak için hakikaten kafada bambaşka şeyler var ama yaşadığınızda anlıyorsunuz ki hayat başka. Hayat başka gerçekten.
çok şanslılar tabii. Şu anda staj yapan arkadaşlar hani işte Mercedes olsun, ne bileyim hiç konuştuğumuz işte Koç Holding, İş Bankası, büyük kurumlarda konuştuğumuz Evet. her yerde iş sadece bir seçme süreci değil, geliştirme sorumluluğunu da alarak yapılıyor. Evet. Çok çok güzel. Seçenek çok. Yani Seçenek gençler için çok. çok fazla seçenek var. Herkes, özellikle belli üniversitelerde okuyan öğrenciler hele, herkes onların peşinde koşuyor. İmkanları çok fazla. Dijital ortamda eğitimler çok gelişti. Yani bizim zamanımızda böyle değildi. Evet. Şimdi yani hemen istediğiniz her konuda, yabancı dilden tutun teknik konulara olsun, dijital ortamda kendi kendinize edinebileceğiniz çok fazla fırsat var. Yani ben onu öğrenemedim, hiç imkan olmadı cümleleri artık gerçeğe yansıtmıyor kesinlikle. Bence de. Kızımla da konuşursanız çok sevinirim. Gönderin siz. Evet, aynen. Bir webinar da onunla yapalım. Baba. Süper. Ben biraz da şey soracağım Aslı Hanım size. Şimdi staj programları falan tabii birazcık bu belirsizlik de var. Hani sonuçta hiçbir firmayı da hani şey yapamayız. Sizde nasıl gözüküyor durum? Gelecekte buna yatırma devam, projeler devam mı? Önümüzdeki birkaç ay içerisinde var mı değişik farklı planlar? Bizde devam. Yani ben kendi adımıza konuşayım. Camları siliyorlar takır tukur. Yani bizim işimiz gençler olduğu için bizde hep bu tür programlar devam edecek. Gelişerek de devam edecek. Yani böyle de kalmayacak. Bambaşka yeni şeyler de yapacağız. Bizde sürekli devam edecek. Hani kampüs iletişimi olsun, bu tür dijital platformlarda yapacağımız programlar olsun, devam edecek. Hani gençlere yatırım yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bu hem ülkenin kalkınması için gerekli bir şey, hem bizim kendimiz açısından, yani çift taraflı bir şey aslında. Devam etmek zorunda bence. Çok çok mutlu edici bir şey. Çünkü gerçekten özellikle bu dönem, biliyorsunuz Türkiye'de genç nüfus arasında işsizlik de biraz artma eğilimi. Evet. Hani burada sizin gibi firmaların buna devam ediyor olması, belirsizliği çok şey yapmaması çok değerli, çok güzel. Bunları biz de nasıl destek olabilirsek lütfen siz haber verin. Yani hani sağ olun. Her zaman oluyorsunuz. Sağ olun. Diyoruz. Bu da bizim için önemli. Bizde bizim de kendi stajyerlerimiz var aslında. Hani o stajyerlerimizden Nazlı arkadaşımız full time'a geçti şimdi. Aa, ne güzel. Yaşayacağız. Hani biz de büyürken aynı mantıkla genç yetenek kazanıyoruz. İşte katıp büyümeye çalışıyoruz. Gülizar arkadaşımız vardı, yazılımcı başladığında stajyerdi şey oldu. Tam dediğiniz şeyi görüyoruz. Yani uyum oluyor. İnsan şey oluyor. Bir de hata yapma şansımız da düşük. Sizin gibi de değil. Çok büyüksünüz. Sonuçta biz kişiyiz. Hani o stajyer arkadaşlarımız çok değerli oluyor. Hani devam ettiğini bilmek çok güzel. Ofise geri dönmeyi nasıl yapıyorsunuz şu an? Onu sorayım. Herkese... Şu an evet, daha dönüşümlü çalışıyoruz biz. Hani biz müdüriyet kadrosu, birim müdürü ve bölüm müdürü düzeyi biz full geliyoruz. Ama ekiplerimiz %30 civarında. İşte şimdi benim ekibimden 3 kişi var mesela. Geri kalanı evden çalışıyor. Yani orada da çok bir sıkıntı yaşamadık Allah'tan. Ben hani çok başarılı bir süreç yürüttü banka o anlamda. Çok gurur duyduk, bağlılığımız arttı diyebilirim. Yani çok hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Hemen evlere döndük ve sistemsel bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Hemen bağlanıp çalışmaya devam edebildik. Şu anda da işte dönüşümlü olarak geliyor genel müdürlük. Şubeler tabii onlar başladı. Orada da hani bir sıkıntı olursa kapattığımız şubeler var. Bu sıra biraz da bir hastalık seyri arttı. O yüzden yakın takip halindeyiz sürekli. Hastalanan çalışanlarımız oluyor. Bölgesel mi yapıyorsunuz takibi aslında o zaman? Yani yoğunlaşan bölgelerde. Kişi özelinde ve şube özelinde her şube tek tek takip altında. Hani birisine bir şey olduğunda hemen şube kapatılıyor. Ya da işte desenfekte edilip farklı şubeden çalışanlarla faaliyetini sürdürüyor vesaire gibi. Çok yakın bir takip var. İş sağlığı ve güvenliği birimimiz var bu konuda. Onlar devamlı bu iş üzerindeler. Yani şey zor tabii. Evden çalışmak çok hani ofis ortamı gibi değil. O dinamiği tekrar yakalamak biraz vakit alıyor ilk zaman. Hani düzenli toplantı yapıp ne nasıl gidiyor, ne oluyor, yoksa bir kopukluk oluyor. Ama onun dışında hani sistematik anlamında falan bir sıkıntı yaşamadık. Arkadaşlar da alıştı. İşte 2 aylık periyotta 2 hafta çalışıyorlar. 3 kişi ofiste, sonra tekrar eve dönüp evden devam ediyor. Öyle bir düzenle şimdilik devam ediyoruz. Daha böyle de devam eder gibi görünüyor. Çok iyi. Yani ben birazcık şey literatür ve işte danışmanlık firmalarını takip etmeye çalışıyorum. Hani durum ne olacak, gelecek gibi. Sanırım çoğu ülkede, Türkiye'de de o herhalde aynı şey var. Hibrit bir model oluşuyor aslında. Hani İster birkaç gün gelecek, sonra evden gidecek. Yani aslında verimlilik odaklı.
online dijitalleşme odaklı ama bir yandan da işte sosyalleşme ve koordinasyon dediğiniz gibi ekibin beraber olmasını da sağlayan bir hibrit modele doğru iş hayatı dönüşüyor. Dönüyor, zorunlu dönüştü birden. Geçsek mi geçmesek mi dediğiniz şey pat diye oluverdi. İsteyince oluyormuş. Vallahi yedik geldik. Biraz öyle oldu. Yıldan geçtik yani. Yıldan geçtik. İşte şeyi konuşuyorduk hani şeyden de yani inşallah güzele doğru gider de Netflix dizisine doğru gitmez. Olmaz aynen. Böyle bir uzaylılar kaldı. Bir uzaylılar kaldı. Geri kalan her şeyi yaşadık yani. Doğru. Süper. Ben bir küçük bir şey yapayım. Arkadaşlar da burada katılımcılardan sorusu olanları sorayım. Böyle konuşma sohbetimiz çok keyifli gidiyor ama bir hani durup dijital staj ya da işte işe alımla ilgili dijitalleşme arasında bir sorunuz var mı? Onu şey yapıyoruz. Bir de Aslı Hanım katılımcılarımızı biz bir mail'la sonra sizi buluşturacağız. Hani tabii, eğer tabii. Soruları olursa benchmark her zaman. Yerde, süper tabii olur. Ki. Hani çok teşekkür ederiz. Ben durayım bir sorayım arkadaşlar. Sorularınız var mı? Evet. Hicran Hanım'dan bir soru geldi. Belli üniversitelerin dışında üniversitelerde şurada görebiliyor musunuz? Evet, sorular kısmında yazıyor. Sorular kısmına tıklayayım şöyle. Ha, tamam. Evet. Merhaba. Öncelikle böyle bir öğrenmenlerine teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Belli üniversitelerin dışındaki üniversitelerde okuyan ama kendini geliştiren öğrencilerin ileride sizin gibi kurumlarda çalışmasından da engellisiniz. Yani bizim aslında hedef kitlemiz belli üniversiteler değil. O hani öğrenciler açısından söyledim. Hani belli hani çok iyi üniversiteler var. Doğal olarak herkes onların peşinde koşuyor. Bu olağan bir şey. Ama biz Türkiye'ye yaygın bir şube ağımız olduğu için benim hedef kitlem bütün Türkiye. Hani biraz pozisyona göre aslında bu memur kitlesinde ben tüm Türkiye'deki adaylarla bir aradayım. Yeri geliyor onlara da gelişim programı yapıyorum ya da işte masterclass staj programına herkes başvuruyor. Yani 5000 kişi başvuruyor ve ben bir sınav sistemi uyguluyorum. Kimler başarılı olursa onlar yapıyor. Sen şu üniversitedesin yapamazsın gibi bir yaklaşımımız bizim hiçbir zaman yok. O yüzden ve çalışanlarımızın çoğu da diğer üniversitelerden zaten baktığımızda. Çünkü bankanın ana giriş pozisyonu memur pozisyonu. Uzman, müfettiş, sistem uzmanı daha az, daha kısıtlı bir kitle. Hani o belli üniversite dediğimiz gitti aslında biraz daha yabancı dili iyi olan öğrencilerin yer aldığı bir kul var. Ama ağırlıklı çalışanlarımız zaten belli üniversiteler dışındaki kişiler. Evet. Aslında bu çok güzel bir soru. Hicran'a da teşekkür edelim. Yani gerçekten çok önemli bir yere gidiyor. Bütün şu andaki işte literatür, yapılan research her şeyin üniversitenin nereden geldiği ya da ortalamanın dahi iş performansında çok önemli olmadığını belirliyor. Evet. Olmadığını gösteriyor. Kişinin mesela, kendinde yatıyor aslında. Evet, yani nerede okudunuz? Yani çok iyi bir okuldan okuyup tamamen boş bir çocukla da rastlaşabiliyorsunuz. Yani şaşırıyorsunuz ya bu kadar yıl nasıl böyle çıkmış buradan mı acaba bu kadar iyi bir okuldan diyorsunuz. O, öyle öğrencilerle bile rastlaşıyorsunuz. Yani tamamen aslında kişinin kendisinde olacak bir şey bu. Kendini geliştiriyorsa nerede eğitim aldığının çok da bir önemi yok. Evet. Geçen hafta aslında Mercedes'le de konuşmuştuk. Research de çok destekliyor. Sanırım genç yetenek işe alım şeylerini ne istediğini bilmek, biraz evet. Odaklı gitmek ve azimle merak sanırım en çok ayrıştırıyor. Evet, öğrenmeye açık olmak. Yani her şeyi araştırmaya, öğrenmeye. Yani öğrenme bitmiyor hakikaten. Biz bile şu anda yani hala yeni şeyler öğreniyoruz. Doğru. Yani 22 yıl oldu İş Bankası'nda. İşte dijitalleşme yeni bir şey. Bambaşka yeni yerlere yelken açıyorsunuz. O yüzden tamamen kişinin içinde olan bir şey bu. Aynen 22 yıl sonra işte dijitalleşme, ürün yazmaya falan başlayınca arkadaşlar sürekli teknik şeyler atıyorlar. Biliyormuş gibi yapıp hani öğrenmeye çalışıyor. Öğrenme mümkün değil bitmiyor. Gamze Hanım'dan var bir tane. Değerlendirme süreçlerinde uyguladığınız, önerebileceğiniz test envanterler varsa paylaşabilir misiniz? Evet bu güzel bir soru. Hani hangi firmalarla çalışıyorsunuz? İsterseniz e-mail üzerinden sizi buluşturalım. Tabii olur. Hani şeyleri paylaşmak isterseniz de paylaşabilirsiniz. Orada da hani belli bir testi, envanteri, yani ben tabii ki biz neler kullanıyoruz paylaşırım ama bunu hani bu doğru olandır diye bir şey demek bence yanlış. Çünkü biz bir şeyi seçerken hani benim kurumdaki hedef kitlem ne? Kurumda benim şu anda başarılı, ya benim çalışanım böyle olmalı dediğim o örneklem kitle ne? Bu test ya da işte envanterin hangisi buna daha çok hitap ediyor? Artı işte ben ne istiyorum? Ben niye, ne için alım yapıyorum? Özelliğim ne? Bu testlerden hangisi benim bu özelliğimi destekliyor diye baktığımız için hani
bence birçok firmadan örnekler alıp denemek ve size uygun olanını seçmek daha doğru. Ama biz neyle çalışıyoruz? Onları tabii ki söylerim ama bizim çalıştığımız çok iyi, bu en iyisi demek bence yanlış. Orada kurumun değerleri ne istendiği daha önemli. Bir norm çalışması yapılmış. Tabii, aynen. Norm çalışması yapıp hani firmada nedir sizin beklentiniz? Bunların hangisi size daha uygun? Ona bakmak lazım. Biz Gamze ile şeyi paylaşabiliriz. Sonra mail üzerinden bütün test şeylerini, bilgilerini paylaşalım. Hani şimdi çok böyle şey olmasın diye reklam gibi, hani bunlar var, bunlar. Evet, evet. Yani biz zaten o süreci de sizle bir tane, yani şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buna uygun ne var? Şu firmalar var. O firmalarla irtibata geçip testlerini alıp deneyip vesaire, böyle ilerliyoruz yani. Evet. Bizim biliyorsunuz zaten içeride 170'ten fazla test var hazır. Onlardan sizin istediğiniz, sizin normunuza en uygun, yaklaşımınıza, beklentinize en uygun test modelini çıkarabiliyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın değişik test firmasından 150'ye yakın test var. İş Bankası farklı ünvanları da farklı firmalarda kullanabiliyoruz yani, o da var. Beklentinize bağlı biraz. O ünvan ne gerektiriyor, oradaki alım? Bu alım ne gerektiriyor? Bu alıma bu firma daha çok uyuyor da ona o uyuyor mesela gibi. Gerçekten öyle. Bir de sizin tabii İş Bankası'nda büyük firmaların çoğunda var ama sizde daha da çok var. Çünkü kendi çok güzel testleriniz de var içeride. Yani kendi testlerimiz de var, evet. Biz kendimiz de üretiyoruz üniversitelerle işbirliğiyle. Doğrudan onları da kullanıyoruz. O da var. O da bir seçenek. Onu da kullanıyoruz. Önemli bir know-how. Bence gerçekten hani birazcık ben aslında bilmiyorum siz de ne düşünüyorsunuz ama tabii şey, her ne kadar test firmaları bu işin uzmanı da olsa insan kaynakları içerisinde özellikle test ve ölçümleme konusunda o know-how'un gelişmesi önemli buluyorum ben. Evet. İşte norm çalışması, istatistikte size doğal geliyor ama her insan kaynakçıya doğal gelmiyor, varyans analizi yapmak işte şeyler falan. Onları öğrenmekte çok çok fayda var. Belki arkadaşlar konuşma tarafından örnek verebileceğiniz böyle güzel eğitim programları varsa hani burada paylaşırsanız da sevinirim. Hani şey tarafta özellikle hani testler, organizational behavior gibi. Belki son dönemde katıldığınız iyi bir eğitim varsa yazabilirsiniz. Onları da paylaşırız. Başka soru geliyor mu bakayım hızlıca? Evet, bekliyorum. Ben size da Aslı Hanım'a şeyi sorayım. Bunu soruyorum genelde webinar katılımcılarına. Hani elinize sihirli bir değnek versek Aslı Hanım, desek ki istediğiniz her yere dokunabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi süreç iyileşecek, ürün gelecek. İşte ne bileyim, kültür o yana dönecek, işte dünya değişecek falan. Hani kendi işiniz odaklı diye sorayım. Hani pandemiyi tabii ki isteriz ama işinizi düşünmüş. Nereye dokundururdunuz? Nasıl bir şey, ideal bir şey olurdu? Ne isterdiniz? Her türlü ürünü yapabiliyor, her türlü şey Valla bu kadar aşama yapmadan doğru kişiyi seçebilen bir şey olsa daha güzel olurdu. Şöyle dokunduğumda evet bu kişi dese çok güzel olur o sihirli değnek. Ama şu anki hani odak noktam açısından düşünürsem de bu mesela değerlendirme merkezi uygulamalarını tık diye çözebileceğim bir şey olsa memnun olurdum yani. Evet, güzel ölçen ve tüm yetkinlikler hani çünkü her şeyinde yapılan alımında farklı yetkinlikleri var. Hepsine hitap edebilecek, rahatlıkla kullanabileceğim bir ürün pıt diye ortaya çıksa çok güzel olur. Pıt diye olmuyor ama yok. Evet. Çok keyifli oldu sohbet. Sizin var mı son eklemek istediğiniz böyle bir lesson learned, şunlar çok önemli arkadaşlar diye katılımcılara yön göstermek istediğiniz? Valla bence korkmamak lazım. Hani burada hep ilk başta insan işte dijital sınav nasıl olur, güvenliği nasıl olur, yapsak mı, bizimki en güvenlisi gibi böyle kaygılarla adım atmamak sizi hep geride tutuyor. Bir şekilde başlamak lazım. Yani bu hayatı çok kolaylaştırıyor. Tereddüt etmeden artık hayat buraya doğru kayıyor. Gençler de buna meyilli. Evet. Bir şekilde bu süreçlere adapte olup kendi içinize katmak lazım kullanmayanlar açısından. Ecal gibi yani dene. Sonra... Evet dene, yani dene, yanıl, olmuyorsa bırak ama bir deneyip görmek lazım hakikaten. Evet. Süpersiniz, çok keyifli oldu. Biz dediğim gibi hani bize her zaman destek verdiğiniz girişimimiz için de yani çok büyük faydası oldu sizlerle çalışmak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sorular için bir iki dakika bekleyelim. Hani şey gelebilir, son dakika aklınıza gelebilir.
Bir sonraki webinarımızda da arkadaşlar şeyi konuşmaya çalışacağız. Reboarding süreçleri, hani insanlar işlerine geri dönerlerse onları nasıl onboard etmeliyiz? Hani nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü başladı biliyorsunuz. Hani siz de Aslı Hanım gitti mi? Neyse zaten şey almıştık hızlıca onu duyurayım. İnşallah bir sonraki webinarda reboarding konuşacağız. Ben Aslı Hanım'a tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yayında mı tam emin değilim ama sizin de sorularınız varsa 1-2 dakika bekleyeyim. Ondan sonra şeyi sonlandırabiliriz. Katılımınız için tekrar çok çok teşekkürler. Umarım bir dahaki webinarda görüşmüş oluruz, görüşebiliriz. Sorular için bekleyeyim 1-2 dakika. Ya da yorumlarınız, paylaşmak istediğiniz bir şey de olabilir. Çok teşekkürler. Geldim yeniden. Geldiniz. Ben koptu yine. Yani sorular ya da paylaşım olursa diye ben 2 dakika bekliyorum ama çok sağ olun Aslı Hanım katıldığınız için. Çok keyifli. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de güzel oldu. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz şimdi şeyleri toplayıp birkaç tane konu geldi. İşte Gamze ile şeyi paylaşacağız. E-mail üzerinden organize ederiz sizi. Tabii tabii. Her şey zaman. Gelecek. Çok teşekkürler. Ekibe ben teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Sağ olun. Herkese görüşmek üzere bir sonrakinde. Hoşça kalın. Bye.